arkadaşlar, ben Siyah Giyen Genç ve bugün, evet bugün başta zaten anladınız arkadaşlar, ne yapacağız? Bugün benim yeni aldığım kasayı, yani kasayı yeni almadım aslında, kasanın içini tamamen yeni aldım. Biraz şimdi buradan bir bahsedeyim arkadaşlar, ne aldım? Oyuncu kartı aldım, oyuncu anakartı aldım, AMD'nin son çıkan bir işlemcisi vardı, onu aldım falan filan. Bir de arkadaşlar, ben bunu alırken, yani aldığımda güç kaynağı 600 wattlıktı ama ben güç kaynağını yaktım. Yani bu ekipmanlar bunu kaldırmadı. Yani güç kaynağı bu ekipmanları kaldırmadı. Bu içindeki parçaları kaldırmadı ve yandı. Ben de gittim yine. Abi hiçbir türlü rahat edemiyorum zaten. Gittim biraz daha parayı kıyıp bir tane de kendime 1050'lik bir power supply aldım. Yani güç kaynağı aldım. Şimdi biraz bunu inceleyeceğiz. Kasayı şu an görüyorum. Çok tatlı duruyor. Arkadaşlar, kasada 8 GB MSI'ın 256 bit olan bir ekran kartı var. MSI'ın yapımı, yapımcı firma. Radeon 480'in ekran kartı. Radeon'un yapmış olduğu ekran kartı. İşlemci AMD FX serisinin 9590 en son çıkanı diye biliyorum. Onun üstünde hemen daha yeni çıkan bir soğutucu var. Soğutucunun markası neydi? Zalman'ın sanırım. Aynen. Üstünde hemen Zalman'ın kocaman bir soğutucusu var arkadaşlar. Ortada pervane var. Tasarım gerçekten müthiş. Kasa fanım yok, kasa fanım niye yok bilmiyorum. Hemen onun üstünde arkadaşlar güç kaynağı var. Bu güç kaynağı 1050'lik bahsettiğim, videonun ilk başında bahsettiğim güç kaynağı arkadaşlar. Bu da hemen hemen tüm parçalara fazlasıyla güç veriyor ve bana yetiyor da artıyor. Hemen onun altında oyuncu anakartı var. Bu da çok güzel bir parça. Bunu da çok beğendim. BIOS menüsü olsun, diğer menüler olsun, gerçekten çok güzel bir anakart. Ben çok beğendim. Arkadaşlar, bilgisayar özellikleri bu kadar. İşlemcimin GHz'i 5.0, aynı zamanda anlaşıkıt, yani kilitli işlemci olduğu için işlemcinin hızını arttırabiliyorum. Bu güzel bir şey, bunu seviyorum. Yani istediğim kadar hız arttırabiliyorum. Tabii güç kaynağı ne kadar desteklerse, aynı zamanda soğutucularım ne kadar desteklerse. Ben beğendim. Hemen altında bir tane normal hard disk var. SSD hard disk almayı düşünüyorum ama ne zaman alırım bilmiyorum. Onu da bir ara alacağım. Şu an SSD hard disk kullanmıyorum. Aşkım, maya yok. Arkadaşlar, mesela GTA 5'te falan böyle 1080p'de 160-170 falan FPS alıyor, 200'lere falan da vuruyor. Bazen tabi kapalı alanlarda 200'e vuruyor. Normal alanlarda 160-150'ye indiği de oluyor. Ondan sonra oluyor, patlama anlarında, silahla çatışma anlarında falan. Rust diye bir oyun var, Steam'de satılıyor, biliyorsunuzdur belki. Bu Rust'ta da full grafiklerle 80 FPS'de kalıyor. Ben hayatım boyunca Rust'ı full grafiklerle oynayamamıştım bu ekran kartı sayesinde. Oynuyorum. Çok beğendim sistemi. Çok güzel bir sistem. En yakın zamanda bir tane SSD hard disk de alacağım. Benim bilgisayarım şu anda anakartım sayesinde sadece 7-8-9 saniyede falan açılıyor. Bazen değişiklik gösterebiliyor. SSD hard disk'e sanırım düğmeye bastığı gibi açacak. Çok güzel, çok beğendim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kasamın özellikleri bunlardan ibaret. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, eğer beğenmediyseniz dislike atmayı ve eğer hala da bu kanala abone değilseniz şu tıkla abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Evet, lanet olsun. Çok aşık oldum abi kasaya. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Siyah Giyen Genç.